Selamun aleyküm. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün yatay çektim, telefonu yan yatırdım. Evet değerli arkadaşlar, şimdi beni bu kanaldan takip ediyorsanız hesabımı geri almışım demektir. Valla 5 gündür hesap gitti. 5 gündür ne Google'ın, ne YouTube'un, ne Gmail'in, ne Cimer'in, ne emniyetin, hiçbirinin kendisini uyutmadım. Hesabımı geri aldım en sonunda bugün, çok şükür. Kurtarma e-postasını değiştirdim. 2 adımlık güvenlik ayarlarını yaptırdım. Kurtarma e-postası atadım. Zaten bunların hepsi vardı. Çalan şansı da yakaladım. Yani telefon numaralarını falan da gördüm. Onu da bakın şurada, şuraya bak koyuyorum, bak şuraya koyuyorum. Rusya'dan biri çalmış hesabımı. Siz olun, aklınızda olsun. Kesinlikle yani sitelerden böyle crackli mrekli program indirmeyin. Aralara illa bir şeyler sıkıştırıyorlar. Şimdi akıllandım. Dediğim gibi artık bu saatten sonra lisanssız program da kullanmam. Zaten kullanmıyordum yani, bir o vardı işte, Muavi'yi dedik şey yapalım, kullanalım. Bu arada cep telefonumdan çekiyorum, mesajlar da gelip gidiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, nasıl bir yol izledin diyeceksiniz. Yani nasıl kurtardın hesabınızı diye. Başına gelen arkadaşlar bu videoyu izlesin, bu yolu denesinler. %80, %90. Eğer hesap sizin ise zaten veriyorlar hesabınızı. Biraz sancılı geçiyor. İşte günde bir kere falan maile cevap veriyorlar. Bazen vermiyorlar. Bazen 10 tane mesaj atıyorsun, bir tanesine dönüyorlar. Tabii onların da belki bir yoğunlukları vardır ama burada en çok teşekkürü YouTube hak ediyor. Gerçekten YouTube olmasaydı ben bu hesabımı, Google hesabımı kesinlikle alamazdım. Çünkü Gmail'e ulaşamadım. Google'a ulaştım bir kere. Bir kere ulaştım. Döndü bana, ondan sonra bir daha cevap vermedi. Ama YouTube sağ olsun arkasında durdu, hesabımı aldı ve bana verdi. Çok şükür. Şimdi daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Daha önce diğer açtığım kanalda, yedek olarak açtığım kanalda. Şöyle bir yol izledim. Önce internette, tabii ilk çalındığı gün elim ayağıma dolandı. Ulan nereden alacağız hesabı diye arıyorum. Şimdi Google'un iletişim numarası var mı? Yok. Baktım, yok. Beni direkt Google hesap kurtarmaya yönlendiriyor. Alan adam zaten profesyonel hacker demek ki. Cep telefon numarasını, kurtarma mailini, hepsini değiştirmiş. Yani oradan kurtarma bölümüne geçsen de yazar ki, kod zaten o adamın telefon numarasına gidiyor direkt. Otomatikman sana gelmiyor. Ondan sonra şöyle biraz bir sakinleştim. Yani salim kafayla iş yapayım diye. Önce gittim emniyete suç duyurusunda bulundum. Asayiş şubeye gittim. Orada sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular. Yazdılar, çizdiler. Makara kukara şeyi tuttular, ifademi. Siber suçlara bildirdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Emekleri geçti. Hatta az önce telefonla aradım, hesabı aldım diye. Hatta hesabı aldığım kişinin iletişim bilgileri de var. Telefon numarası da var. Artı mail adresi de var, Gmail adresi de var eklemiş olduğu. Artık ne derece doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Var ama. Dosyanın içinde çıktı. Ondan sonra dedim bunları, dedim hani şey yapacağım, saklıyorum. Dedi sen, dedi onlara, dedi benim dedi nöbetim vardı da arkadaş sağ olsun. Cumartesi günü saat 7 gibi gel. Ekleyelim dedi ifadene. Yurt dışında adamı nasıl bulacaklar, o da ayrı bir şey. Bileydim Putin'e yazaydım, Amerikan başkanlığını rahatsız edeceğimize. Ya işte ondan sonra şöyle oldu. Emniyete müracaatta bulunmuştum zaten. Geldim iş yerine. Vızır vızır arıyorum. Ondan sonra Cimer aklıma geldi, Cimer'e yazdım. Sonra dediğim gibi böyle bana bir aydınlanma geldi. Ulan dedim bunların, dedim kesin dedim, mavi tikli Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta, yani sosyal medya hesapları vardır bunların. Girdim, var Twitter'da. Ama tabii Twitter'dan direkt mesaj atamıyorsun, özel mesaj. Ne Google'a, ne YouTube'a, ne Gmail'e, ne Google Play Store'a, hiçbirini atamıyorsun. Kesinlikle. Ne yaptım? Ben de hepsini, ne kadar Google geçen varsa başında, Google Play Store'undan tut, Gmail'inden tut, yok Google bilmem neden tut, hepsini etiketledim, hepsine gönderdim. Yardım edin, hesabım çalındı. Baktım yine cevap yok. Ondan sonra bir daha etiketledim. Bu sefer altına
şahsi kullanmış olduğum telefon numaramı da yazdım. Ondan sonra çalınan Gmail hesabını yaptınız yazdım. Kurtarma e-posta adresimi de yazdım. Gönderdim bu sefer. Ha, bu sefer hepsi döndü. Hepsi döndü derken Google döndü. Bir de sanırım Play Store döndü. İkisi döndü. Tabii onlar da şöyle bir şey yazdılar. İşte iletişim bilgilerini, işte umuma açık bir alan burası. Burada paylaşman senin için sakıncalı olabilir. Çalınan hesabınla ilgili neler yapabiliriz bir bakalım diye yazmışlardı. Siz misiniz bunu yazan? Tabii İngilizce de yok. Bunu Google çeviriden çevirip duruyorum. Ondan sonra şey yaptım. Google çeviriye gittim. Oradan yazıyorum işte. Google çevirden. Sonra bir de check ediyorum. Acaba Google çeviri doğru çevirdi mi? Çevirmedi. Şimdi ben sıkıntılı olurum. Bu sefer hiç bizim iş çözülmez. Yani yanlış çevirebiliyor. Biliyorsunuz ya Google'ı. İş bitti derler yani. O şekilde. O yüzden iki kere check ettim. Önce bir Türkçesini yazdım. Sonra bu tarafta İngilizcesini kopyaladım. Ondan sonra tekrar onu İngilizceyi Türkçe'ye çevirdim. Ha, baktım tamam. Derdimi anlatıyorum. Google şeyle. Translator'la. Google çeviriyle. Oradan şöyle bir şey yazdım. Dedim ki ya dedim hepinize mesaj attım. Bir taneniz geri dönüş yapmadınız. Bu yüzden hani iletişim bilgilerimi falan paylaşmak zorunda kaldım oradan. Döşedim ne varsa işte. Hesabım çalındığı saat odur budur falan filan hepsini yazdım gönderdim. Ulan bekle aradan 3 gün geçti. 3 gün geçti en az pardon. 3 gün geçti. Google'dan cevap yok. Tabii ben burada sinir oluyorum. Niye cevap vermiyor diye. Ondan sonra aklıma YouTube geldi. Çünkü benim YouTube'da kanalım da var ona bağlı. Hemen YouTube'la iletişime geçtim. YouTube'dan Allah razı olsun. Şak dedi döndü adamlar. Ondan sonra benden YouTube bir tane mail adresi istedi. Sizinle iletişime geçebileceğimiz bize bir mail adresi verir misiniz diye. Yeni açtığım mail adresimi verdim. Sağ olsunlar hemen oradan bir tane mail geldi. Türk bir arkadaşımız atmış Türkçe olarak hem de. Ne güzel tam aradığım şey. Ondan sonra onunla iki gün yazıştık. İki günün sonunda sağ olsun hesabımı aldım. Nasıl aldım? Cep telefonumla aldım. Cep telefonumdan bana zaten göndermiş olduğum mailde bir link vardı. O linki tıkladım. Orada yazılan adımları takip ettim. Hesabıma giriş yapar yapmaz. Tabii akıllandım ya şimdi. Hemen kurtarma e-postasını değiştirdim. Cep telefon numarasını değiştirdim. Adamın cep numarası duruyordu orada kabak gibi işte. Zaten oradan kopyaladım aldım onu. Ondan sonra o yetmedi. Bu sefer iki adımlık güvenlik var. Onu da yaptım. Şu anda hesabımı güvene aldım çok şükür. Şimdi az önce de tekrar arkadaş sağ olsun YouTube'dan mail atmış. İşte hesabınızı aldığınıza çok sevindim. Bizimle paylaşır mısınız diye ilk girdiğinizde neler yaptınız diye. Neler yaptığımı da yazdım. Nereden girdiğimi, işte nasıl aldığımı falan gönderdim arkadaşa. Teşekkür de ettim. Aynı zamanda hesabımı çalan şahsın bilgilerini de gönderdim. Dedim abla çalan da bu adam. Mail adresi bu, telefon numarası da bu. Zaten onlar da görmüşlerdi. Bunun hakkında dedim suç duyurusunda da bulundum. Bakalım yani Interpol'u devreye sokalım. Ya cezasını çeksin arkadaş. Benim gibi kim bilir kaç tanenin canını yaktı bu herif. Ya hadi Google hesabı gitti. Vallahi yemin ediyorum cep telefonundan güncellemeleri bile yapamadım. Bak kurar kurmaz 22 tane güncelleme arkasından şak diye geldi. Ne Hayat Evet Sahara girebiliyordum. Ne herhangi bir şeye girebiliyordum. Ya televizyona bile bir şey indiremiyordum ya. Bildiğiniz televizyon ya. Google Play Store'dan. Smart TV'den. Neyse. Hesabı aldık çok şükür. Sizden ricam. Yani dediğim gibi hani başına böyle bu tür olay gelen arkadaşlar benim bu videoyu izlesinler. En azından hani bir yol olur kendilerine nasıl bir yol izleyecekleriyle ilgili. Benim hesaba almam tam tamına kaç gün sürdü? Pazar günü hesap gitti. Ayın 5'inden. Bugün ayın 10'u. 5 gün. 5 günde hesabı aldım. Geri verdiler. Dediğim gibi yani bir 3-5 gün sürüyor. 3-5 gün sürüyor. En kötü ihtimal yani en az şu an mesajlar geliyor. Onları böyle bir kapatıyorum parmağımla da bu arada. 5 gün sürüyor. 5 gün yani sürüyor derken 5 gün benimki sürdü. 5 günde aldım hesabımı çok şükür. Evet arkadaşlar şimdi az önce bir telefon geldi de o yüzden benim kayıt küme gitti. Tekrar şimdi başladım. Dediğim gibi 5 gün sürdü benim hesabı almam. Ya burada emeği geçen işte o YouTube'daki arkadaşa çok çok teşekkür ediyorum. YouTube'a da sorumluluğu için teşekkür ediyorum. Arkasında duruyor.
hakkımızı yedirmedi, hesabımızı aldı. Ay, küçük bir hesap da olsa sonuçta bir emek vardı. Aldım hesabımı çok şükür. Bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet değerli arkadaşlar, bak Google hesabı deyip Gmail hesabı deyip geçmeyin, çok önemli. Çünkü telefon numaralarınız dahi oraya senkronize oluyor. Düşünsenize telefonunuzu değiştirseniz bile Gmail hesabınızı girdiğinizde, o mail adresinizi, mail hesabınızı girdiğinizde direkt ne yapıyor? Bütün telefon numaralarınızı cep telefonunuza getiriyor. Hatta resimler bile bulutta onun adı altında gidiyor, yani yedekleniyor bir yerlere. Şifreleriniz tabii bu arada aynı şekilde. Kullanmış olduğunuz tarayıcıya kaydediliyor. Onu senkronize ettiyseniz, başka bir bilgisayarda oturma açtığınızda bütün şifreleriniz kayıtlı oraya düşüyor. Yani önemli. O yüzden zaten bu kadar peşine koşturduk. Koşturdum. Ve aldık da hesabı, sağ olsun. YouTube'un sayesinde tekrardan buradan belirteyim. Tekrar siz olun. Yani böyle crack mırek bilmem ne indirmeyin. Dediğim gibi bu tür sorunlar yaşayan arkadaşlar, yardımcı olmamı isterlerse yorum yazsınlar alt tarafa, yorumlar kısmına. Geri dönüş yaparım illaki elimden geldiğince. Şimdilik hoşça kalın diyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bu arada 1040 küsür üyem var, abonem var. Bunu artıralım artık canım. Yani bir şöyle bir 100 bin, 150 bin, 200 bini biz de görek. Ne eksiğimiz var? Hiçbir eksiğimiz yok. Yani hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.